Türkiye coğrafyası her yönüyle muhteşemdir. Ülke insanı önce kendi coğrafyasını ve doğasını tanımalıdır. Bizler vatanımızın bu muhteşem güzellikteki saklı doğa köşesini çocuklarımıza ve torunlarımıza olduğu gibi ve geliştirerek bırakmalıyız. Bu filmimizin temel amacı da budur. Bu bölümde bizimle birlikte sabah ve akşam ışık konumunda Doğu ananın değişen renk animasyonları ortamında gezintiye çıkın. Mavi ve yeşilin burada yarattığı farklı atmosferi, bu büyülü atmosferde deniz dibinde yatan geçmişin denizcilik tarihinin sırlarını öğrenin. Doğal güzelliklerin Karayöz Körfezi'nden başlayarak Korsan Koyun'a ilk uğrak yaptıktan sonra Antalya ilinin Kumluca ilçesinde Gelidonya burnunun ucundaki Deveci Taş Adası'na yaklaşık 50 metre açığında 26 ila 28 metre derinliklerinde bulunan 3600 yıllık ahşap ticaret gemisinin batık sahasına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Bu saha aynı zamanda doğal ve günübirlik bir tatil isteyenler için ideal bir nokta olan Adrasan Karaöz korsan kuyunda bulunduğunuz zamanlarda hem keşfedebileceğiniz hem de yüzerek günün tadını çıkarabileceğiniz bir yer konumundadır. Yürüyüş ve çekim parkurumuz Gelidonya Taşlık Burnu Feneri'nin alt seviyesindeki paralel patikadan devamla Gelidonya Taşlık Burnu dibindeki ahşap gemi batığı sahasıdır. Burada çok küçük ve güneş enerjisiyle çalışan bir fener daha bulunmaktadır. Bu saha alanı Antalya ile Finike ilçesi, Kumluca yakınında bulunan ve Antalya körfezinin batı sınırını oluşturan Gelidonya Burnu, Beş Adalar mevkiinde, Antalya Kaş arasında Antiklikya bölgesindedir. Bu burnun ismi bazen Taşlık Burnu, Şilidonya Burnu olarak da geçer. Burnun ucunda beş tane küçük adacık bulunmaktadır. Batık bu 5 adanın en büyüğü olan Deveci Taş Adası'nın yaklaşık 50 metre açıklarında 26 ila 28 metre derinlikte Gelidonya batığı bulunmaktadır. An ve an değişen her ışık lümeninde saha doğası da hızla farklı görsel güzellikler sunmaya başlayarak en muhteşem görsel peyzajlara bürünmeye başlar. Gerçekten görülmeye değer bu bölgede batık ahşap gemi kargosundaki yükler sayesinde önce 13. yüzyılın sonlarına tarihlenmiştir. Kargosunun büyük bir bölümü bakır ve kalay ingotlardan oluşan bu ticaret gemisinin en önemli özelliğinden birisi içerisinde bulunan hurda madenlerdir. Bu temel fark hem battığı dönemdeki durumunu yansıtmakta hem de hurda madeninin kullanımını bize ispatlamaktadır. Sabah veya akşam güneş konumunda çok güzel manzaraları görmeniz olasıdır. En iyi çekimler sisle olmayan, bulutlu veya parlak havalarda yapılabilir. Çok derin olan bu koy sahası tam bir doğal akvaryumdur. 12 ila 14 metre boyutlarındaki geminin kargosu bakır külçelerden başka Akdeniz'de Geç, Tunç çağı deniz ticareti ağına ışık tutması yönünden önemlidir. Bu batık muhtemelen dünyanın en eski ticari ve endüstriyel ürünlerini taşıyordu. Gelidonya sahasında aynı zamanda Ligya yolunun sembolü haline gelen Gelidonya Feneri, Ligya yolunun en çok tercih edilen rotalarından biridir. Gelidonya Feneri'nin bulunduğu sarp kayalık alan, Gelidonya burnu, kırlangıç burnu veya taşlı burun olarak da bilinmektedir. Burunun ilk çağlardaki ismi ise Hiera Akra'dır yani kutsal burun. Piri reis tarafından ise Şilden burnu olarak anılmıştır. Koy sahası genellikle orta katmanlı, çörtlü, radyolarlı, Paleoşik kireç taşlarından oluşan bu formasyon sistemine sahiptir. Kayaç tipi ise boaterner, tersiyer, mesozoik, paleozik adlı yaşlı kayaçlardır. Korsan koyundan başlayarak ışığın durumuna göre değişen binbir renkten mavi yeşilin tonlarındaki derin sularında insanlar keyifle yüzüp eğlenirken, hızla akan zamanda Antalya açıkları Gelidonya burnunda bulunan şimdiye kadar bilinen 3600 yıllık en eski ticari batığı fark etmezler bile. 3600 yıl öncesinde muhtemelen Minos saraylarına bakır götürüyordu. Kargosu hala yerli yerinde duran gemi batığı, şimdiye kadar bilinen en eski batık olma özelliği taşıyor. Dalgaların kayaları döverek yarattığı, birbirinden ilginç kaya oluşumları, kayaların arasında hayat bulan çam, defne ve zeytin ağaçları apayrı bir güzelliktir. Bu alan sahası ulaşım güçlüğü nedeniyle son derece bakir kalmış ama temiz kalmamıştır. Sahada her tür atığa rastlanmaktadır. Normalde ulaşım sadece denizden yapılırken biz de risk alarak karadan çok zorlu olarak ulaşarak çekimler yaptık. Adrasan sahilleri sistemindeki bu el değmemiş doğasına kimse uğramaz ve son derece bakirdir. Bu sarf ve vahşi alanda yeşilin ve mavinin her türlü tonunu görebileceğiniz ender güzellikteki doğal bir cennettir. Sahada orman yeşili, deniz mavisi ve güneş sarısının kucaklaştığı bu yerde doğa ve doğallığın keyfini çıkarmaya başlıyoruz. Dünyanın koruma altına alınan yüz dağından biri Markiz Dağları ve muhteşem Adrasan Karaöz ve korsan koyları da bu dağın eteğindedir. Endemik çeşitliliği, yabanın hayatı ve bir gölü andıran eşsiz korsan koyu birinci derece sit alanıdır. Bu doğal cennet, Türkiye'de ender rastlanan jeolojik bir yapıya sahiptir. Koy, üç tarafı dağlarla çevrili, batıda Olimpos dağlarıyla muhteşem bir panorama sunar. Adrasan Karaöz, Korsan Koyları, Batı Torosların genç dağlar kuşağı içinde yer alır. Saha, jeolojik yapısı genellikle kalker ve serpentin kayaçlarından meydana gelir. Akdeniz bölgesinin bütün ekolojik şartlarına sahip sahada, bitki örtüsü deniz kıyısında fıstık çamları ile başlar. Yükseldikçe kızıl çam, ve 1000 metrenin üstünde sedir ağaçları görülür. Farklı ışık konumlarındaki doğanın yansıma sanatının büyülü güzelliklerinde Antalya ilinin Kumluca ilçesinde Gelidonya burnunun ucundaki Deveci Taşı adasına yaklaşık 50 metre açığında 26 ile 28 metre derinliklerinde bulunan ticaret gemisi batık sahasına keşif yürüyüşü yaparken, Burada doğaya büyük oranda bırakılan atıklar el değmemiş bakir yerin ekosistemine büyük zararlar vermektedir. İnsanlık ve geçmiş nesillerin anılarına karşı utanç verici bir durum olsa gerek. Aklını ve ruhunu kaybetmişlerin bile burada sağlık bulacağı bu sahada tam anlamıyla doğa ve geçmişin yaşantılarını temsil eden tarih ve arkeoloji vardır. Gelidonya Batı kargosundaki yükler sayesinde Melahtan önce 13. yüzyılın sonlarına tarihlenmiştir. Kargosunun büyük bir bölümü bakır ve kalay ingotlardan oluşan bu ticaret gemisinin en önemli özelliğinden birisi içerisinde bulunan hurda madenlerdir. Aklını ve ruhunu kaybetmişlerin diyoruz çünkü çahilleştirilenler sürekli doğayı kirletmeye devam ediyor. Bir geldikleri yere sanki bir daha hiç gelmeyecekler gibi hoyratça ve düşmanca doğayı kirleterek öyle bırakıyorlar. İşte bunların bıraktıkları atıklar. Burası doğaya zarar verenlerin bile meditasyon yapabileceği ve özürlü zekalarını iyileştirebileceği Tanrı Doğa Anı'nın en merhametli güzelliklerini yansıtır. Buraya gelin ve bizimle Korsan Koyundan başlayarak yaklaşık 12 kilometre dağlık alandan yürüyerek tam Gelidonya burnunun 5 adalar karşısına ve küçük Pener'e kadar ilerleyin. Kıyının sıfır noktasına Sarp kayalık alana kadar yaptığımız çekimlere katılın. Batı milattan önce 1200 yıllarında Kıbrıs yataklarından gelen bakır ile doğudan batıya doğru giderken battığı düşünülmektedir. Ulu Burun batığı gibi Gelidonya batığının da battığı yerin Anadolu'nun güney kıyıları olması, batığın gitmekte olduğu istikametin belirlemesini sağlayan önemli bir kriterdir. Batıkta bulunan kalıntılar, batığın bir yakın doğu gemisi olduğunu, Suriyeli bir tüccar kaptan ile Suriye Filistin kıyılarında bulunan bir limandan ayrıldığını düşündürmektedir. Batıkta ele geçirilen buluntular, geminin yakın doğu kökenli olduğunu göstermektedir. Gelidonya batığının Ege istikametine gitmekte olan yakın doğu kökenli kişisel bir ticaret gemisi olduğu fikri genel olarak kabul görmektedir. Son turş çağına tarihlenen batıkların durumuna bakıldığında Gelidonya batığı kargosundan dolayı kral için bir kargo değil, daha çok ticari bir kargo olduğu düşünülmektedir. Gemi kargosunda yer alan ingotların taşınma amaçlı yapılıp satıldıktan sonra eritilip şekillenmesi yeniden kullanımı gösteren en iyi örneklerdir. Hurda maden buluntularının yerleşimlerde doğrudan elimize geçmemesi ise orada direk işleme tabi tutulmalarıdır ve batıklar bu konuda bize geri dönüşüm ışığı gösteren en iyi buluntulardır. Gelidonya burnu ile önündeki adaların Likya coğrafyasında ve denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Burası ters akıntılardan dolayı Panfilya denizinin yani Antalya körfezinin en tehlikeli yeridir. Burnu geçmek antik dönemde çok zor olmuştur. Akıntılar sayısız gemiyi kayalara sürüklemiş ve burayı bir su altı mezarlığı haline getirmiştir. 1960 yılında yapılan ilk bilimsel sualtı araştırmasında George Bass ve ekibinin incelediği milattan önce 15. yüzyıla ait bir gemi Bodrum Sualtı Müzesi'nde sergilenmektedir. Deniz kazalarının önlenmesi ve burnu daha güvenli hale getirmek için 1934 yılında Fransızlar tarafından deniz feneri inşaatına başlanmıştır. 1936 yılında faaliyete geçmiştir. 1990 yılına kadar gazla çalıştırılmış, günümüzde ise fenerin çalıştırılmasında güneş enerjili fotoselli sistemler kullanılmaktadır. Gildonya feneri 227 metre yüksekliğindedir.